Günaydın. Bugün Keynes üzerine konuşacağım. Daha doğrusu iktisat analiz tarihi dersinde yaptığım üçüncü hafta Keynes konusunu burada tekrarlayacağım. Burada bazı bölümler daha geniş olacak, bazı bölümler daha daraltılmış olacak. Ama zannediyorum bilineninden biraz farklı bir Keynes'le dinleyiciler karşılaşacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Keynes'i genel teorideki Keynes'in makro iktisadını sadece onun üzerine odaklanacağız. Anlayabilmek için bir Keynes konusunda bir genel çerçeve çizmek lazım. Çünkü genel fikir, genel düşünce, genel teorideki Keynes'in daha fazla kısa dönem üzere odaklandığı üzerindedir. Dolayısıyla kısa dönem bakış açısında bir Keynes de var. Son yıllarda Keynes üzerine yoğunlaşan çalışmalarda genel teoride kısa dönem dışındaki dönemlerinde yer aldığı üzerine fikirler olmakla beraber daha çok kısa dönem analizi söz konusu. Şimdi buradan çıkabilmek için, kısa döneme gelebilmek için, kısa dönemde Keynes'i ele alabilmek için Keynes'in bir genel çerçevesini çizmeye çalışacağız. Şimdi burada birinci noktamız şu. Keynes iktisada nasıl yaklaşır? İktisat bilimine nasıl yaklaşırdı? Keynes'in iktisat bilimine yaklaşımında temel nokta şudur. Keynes'e göre iktisat bir ahlak bilimidir. Yani değerler, normlar, ahlak, efendim politikalar, yani nasıl bir politika izleyeceksin, oradaki değerler, değil mi? Yani mesela maliye politikası dediğimiz zaman bir Kuzey Avrupa türü maliye politikası var, yani gelir dağılımını adaletli kılmaya yönelik bir maliye politikası var. Örneğin bir de Amerika'da maliye politikası var, böyle bir amacı söz konusu değil. Dolayısıyla burada ne var, bir değer var, amaç var, politika var. Dolayısıyla bu açıdan bir kere ahlak bilimidir yaklaşımı. Bunu özellikle 30'lu yılların sonunda Harrod'a yazdığı mektuplarda çok yaygın olarak görebiliyoruz. Ve zaten burada da babası John Neville Keynes'in yaptığı pozitif, normatif ve iktisat ve aile sanat ayrımında bu daha çok normatif iktisada karşılık gelen bir kavram. İkincisi, Keynes kendisi daha çok eğer bir makro iktisatta değerlendirirsek uygulamalı makro iktisatçıdır. Yani pür hayatı üniversitede geçmiş birisi değil, uygulamacı. Daha çok üniversitedeki ilişkisi daha çok part-time bir ilişkidir. Şimdi uygulamalıcı iktisatçı olarak Keynes. Şimdi burada Keynes'in temel yaklaşımı uygulama olarak iktisadın yaklaşımında, iktisat politikaların yürütülmesinde daha bir seçkinci elitist bir yaklaşım vardır. Yani buradaki seçkincilik, elitistlik şöyle, iyi yetişmiş bürokratlar tarafından ekonominin yönetilmesi. Yani burada iyi yetişmiş bir bürokrat, iyi aydınlanmış bir bürokrat tipi söz konusu. Daha bir sanat olarak, mühendislik olarak iktisada yaklaşımı söz konusu. Sanat olarak, sanat tekrar hatırlatalım.
daha önceden de kullanılan bir kavram ama babasının da kullandığı bir kavram, John David Keynes. O pek o konulara girmez Keynes ama şey olarak ilk uygulamacı olarak iktisatçı diş hekimine benzetir. Yani bir hekim yaklaşımı, yani tedavi etme, sorun çözme. Sorun çözmek için ehil olmak lazım. Dolayısıyla ehil iktisatçılar tarafından, ehil bürokratlar tarafından ekonominin yönetilmesi, iyi yetiştirilmiş bürokratlar tarafından ekonominin yönetilmesi, bu önemli, çok önemli bir nokta. Şimdi üçüncü şey ise, durum ise, birincisiyle de bağlantılı, yani iktisat bir ahlak bilimidir yaklaşımıyla, Keynes'in de kısa uzun dönem ayrımı ve özellikle Keynes'in uzun dönem iktisat yaklaşımı. Yani biraz sonra kısa döneme odaklanacağız ama uzun döneme yaklaşım. Şimdi uzun dönem dediğimiz zaman Keynes'in nasıl bir iktisatçı olduğu, yani liberal bir iktisatçı mı, liberalizm içinde mi değerlendirmek lazım, sosyalizm içinde mi değerlendirmek lazım, bir başka şekilde mi değerlendirmek lazım, bir üçüncü yol arayışında mı değerlendirmek lazım? Şimdi bugün zannediyorum ben de buna önemli, yani önemli katkılarda bulunduğumu düşünüyorum Türkiye'de. Özellikle bu 2021'in başında yazdım Keynes'in sosyalizm, liberal sosyalizm makalesini ve devam eden makaleleri hatırlatırım. Keynes'in uzun dönem yaklaşımı liberal sosyalizm yaklaşımı. Yani kendisini liberal sosyalist olarak adlandırılıyor ve bu liberal sosyalizm kavramı sonra onun öğrencisi James Smith, James Smith'in dolaylı öğrencisi sayılabiliriz John Rawls ve bugüne kadar gelen çizgide özellikle bugünlerde daha popüler bir şey, Piketty ile birlikte de diyebiliriz. Gerçi orada katılımcı sosyalizm kavramı var ama yani ona çok yakın bir anlamı içerdiğini söyleyebilirim. Şeyde daha demokrasi vurgusu Piketty'de daha fazla. Neyse oraya girmeyelim. Şimdi Keynes'in liberal sosyalizmini biraz evvel önce söz ettiğim makaleden çok kısa olarak özetlemeye çalışalım. Bir anlamda aynı zamanda uzun dönemi anlamak açısından. Şimdi Keynes de liberal sosyalizmi kendisinin durumu şu şekilde adlandırıyor. Bu 1931 yılbaşı gecesi yapılmış bir konuşma ve hemen Ocak ayında yayınlanıyor. Ertesi gün yayınlanıyor aynı zamanda. Diyor ki asıl sorun 19. yüzyıl Lezefehir Devleti'nden liberal sosyalist dönemine taşınmaya hazır olup olmadığımızdır. Liberal sosyalizmden ortak amaçlar için organize olmuş bir toplum ile sosyal ve ekonomik adaleti artırmaya anlıyorum. Sosyal ve ekonomik adaleti artırmayı ortak amaçlar için organize olmuş bir toplum. Yani bu sosyalizm tarafı. Aynı zamanda bunları yaparken aynı zamanda bireyin kollanması, korunması ve kollanmasını, yani seçim özgürlüğü, inanç özgürlüğü, düşünme özgürlüğü, ifade özgürlüğü, teşebbüs özgürlüğü, mülkiyet özgürlüğünü anlıyor. Yani bireysel hak ve özgürlükler herhangi bir kısıtlama getirmeksizin ortak amaçlar için organize olmak ve sosyal ve ekonomik adaleti gerçekleştirmek. Yani uzun dönemde, uzun dönemli düşüncesi.
Yani uzun dönem düşüncesi derken, yani bugün bekleyelim uzun dönem gelsin anlamında değil. Bunları temel alarak kısa dönemde de yaklaşmak. Bu sosyalizm anlayışı, tabii sosyalizm deyince yani tabii çok sayıda sosyalizm versiyonu söz konusu. Marksist sosyalizmden farklı. Onu söyleyelim. Yani bunu şu başlıklarda toplamak mümkün. Keynes'e göre Marksizm mantıksal olarak değildir. Keynes sınıf temelli yaklaşmaz. Keynes evrimcidir. Yani kısa, orta ve uzun dönem aşamalar çerçevesinde sosyalist hedeflere ulaşmayı amaçlar. Eşitlik, sosyal adalet bilişimden bahsederken soyut şeylerle uğraşmaz. Bunların gerçekleştirilmesine yönelik somut politikalar önerir. Merkezi planlamaya karşıdır. Merkezi kontrollere karşıdır. Ama planlama kavramı vardır. Ona devlet planlaması diyor. Devlet planlamasından neyi kastediyor? Onu birazdan hemen söyleyeceğim. Ve kamu araçların sahipliğinde performans önceliklidir. Yani işe yaraması, faydalı olup olmaması, fonksiyonel olup olmaması. Yani rastgele bir kamulaştırma taraftarı değildir. Her şeyin kamulaştırılması taraftarı değildir. Fonksiyonel olması önemlidir. Dolayısıyla buradan hareketle Keynes'te demek ki kısa uzun dönem ayrımı çok önemli. Şimdi bir kere kısa dönem konusunda bir Keynes'te iki anlamda bir Keynes'le ilgili bir yanlış anlama söyleyebiliriz. İşte uzun dönemde hepimiz ölüyüz şeyi. Dolayısıyla Keynes'in sadece kısa döneme düşündüğü. İkincisi tabii genel teoride sadece kısa dönemin olduğu şey. Şimdi bu doğru değil. Aslında Keynes daha çok uzun dönemli bir iktisatçıdır. Ama neden kısa döneme öne çıkmıştır? Şimdi burada Davidson 2009 Keynes kitabında bir şey yapmak istiyorum dipnotta. Makalede bunun ayrıntılarını görebiliriz. Yani bu 1923 yılında söylediği bir söz. Şimdi Keynes'in esas vurgusu kısa dönemde iktisatçıların sorumluluğuna dikkat çekmesi. Yani uygulamacı iktisatçı olarak iktisatçıların dikkat çekmesi. Şimdi neden, ne diyor Keynes? Bunu Davidson'dan hareketle şey yapalım. Bununla birlikte Keynes bu klasik miktar teorisinin Cambridge versiyonunun yalnızca uzun vadede geçerli olduğunu fark etti. En ünlü sözlerinden birinde Keynes şunları yazdı. Ancak bu uzun dönem güncel olaylar için yanıltıcı bir kılavuzdur. Uzun vadede hepimiz ölüyüz. Ekonomistler fırtınalı mevsimlerde bize fırtına çok uzun zaman geçtiğinde tekrar düz olduğunu söylerlerse kendilerini çok kolay, çok yararsız bir görev belirlediler. Evet, uzun dönemde fırtına biter. Uzun dönemde okyanus sakindir. Ama kısa dönemde okyanusta her an dalga vardır. Dolayısıyla Keynes diyor ki iktisatçılar bu dalgalara karşı sorumluluktan kaçamazlar. Dalgalara karşı yani bazen dalgaları yavaşlatabilirsin ama dalga çıkmışsa da hasarı azaltabilirsin. Belki de hiç hasarsız atlatabilirsin. Yani şey gibi düşünebilirim. Japonya'da büyük depremler oluyor. Kimse ölmüyor. Çünkü tedbirler alınmış vaziyette. Binalar ona göre yapılıyor falan. Ama eskiden binlerce kişi ölüyor. Aynı depremin yarısı bir başka ülkede oluyor. Yüzlerce kişi ölüyor. Yani dolayısıyla sorumluluktan kaçamazsınız. Bu önemli bir nokta. Dolayısıyla ekonomistlerin üstlenmesi gereken zor ama faydalı görev içinde yaşadığımız kısa vadede ekonomik istikrarsızlık gösterdiğinde
hangi ekonomik önlemlerin alınması gerektiğini belirlemektir. Ne yazık ki klasik iktisat teorisi bu soruna ışık tutmadı. Biliyorsunuz klasik iktisat uzun dönem analizler. Dolayısıyla kısa dönemi yaptığı vurgu bu yüzden. Yani kısa dönemde okyanustaki dalgalara karşısında iktisatçına benzer bir ifadeyle kısa dönemde iktisatçılara verilen rolle ilgilidir. İktisatçıların bu sorumluluktan kaçamayacağı ile ilgilidir. Dolayısıyla şimdi yani kısa dönemde ekonomik istikrar üzerine yoğunlaşmıştır. Evet, biraz sonra bakacağız. Ama uzun dönemde işte o tanımladığı liberal sosyalizm çerçevesinde tam istihdam, adil gelir dağılımı, sosyal ve ekonomik adalet gibi konular önceliktir. Bunun için işte laissez-faire kapitalizmden liberal sosyalizme geçmek gerektiğini belirtiyor. Şimdi uzun dönemde istikrar açısından, uzun dönemde adalet, tam istihdam, özellikle Keynes'de temel birinci sırada tam istihdam vardır. Şey yapalım. Bu tam istihdam konusu bugünkü dersimizde de çok önemli bir yer tutacak ve Keynes'i diğer iktisatçılardan, döneminin diğer iktisatçılarından ayıran önemli bir faktörlerden bir tanesi olacak. Buna değineceğim. Uzun dönem hedeflerin gerçekleşmesi açısından önerdikleri ne uzun dönem? Kısa döneme geleceğiz tabii ki. Uzun dönem için kamu girişimciliğini, ulusal yatırım yatırım kurulunun kurulması, oluşturulması, devlet planlamasının gerçekleşmesi, İngiltere Bankası'nın yani İngiltere Merkez Bankası'nın özel kamulaştırılmasını, büyük yatırımlara finansman sağlanmasını yönelik birincisi demek ki kamu girişimciliği adım adım giderse. Şimdi diyor ki özel firmaların büyük ölçekte sermaye gerektiren projelerde yapamayacakları, yani burada biraz şeyde kısa vadede göreceğimiz gibi belirsizlik, elimiz sürpriz falan gibi şeyler, istikrarsızlık gibi konular, sermayenin sağlanması gibi konular. Keynes'in arka planda düşüncesinde. Dolayısıyla büyük ölçekte sermaye gerektiren projelerin kamu sektörüne bırakılması. Yani bir müteşebbis devlet fikri var Keynes'te. Dolayısıyla bunu aynı zamanda sermaye birikimi, modern bir motor işlevini göreceği, aynı zamanda kısa dönem açısından baktığımız zaman o okyanustaki dalgalanmaları karşı koruyacağı şey. Çünkü kamu şeyinin firmaların motivasyon kaynağı sermayenin marjinal etkinliği çerçevesinde kurduğumuz özel yatırım modeli olmayacaktır. Yani o çerçevede hareket etmeyecektir. Dolayısıyla ve özellikle diyor ki özelliği olan yani belli kamu açısından öncelikli olan özelliği olan firmalar kamu kontrolünde olmalıdır. Bunlar ulusal önemi olan, ulus tarafından önemli olan firmalardır. Bunlar büyük sermayeye ihtiyaç duyarlar ve özel finans bunu sağlayamaz. Aynı zamanda tabii bunlar özel firmalar tarafından yapıldığı zaman tekelde oligopol piyasaları anlamına gelir. Dolayısıyla burada da sorun görüyor Keynes. Dolayısıyla burada yine işte bunlara doğru gittiğimiz zaman yöneticilik ve yönetenlerin farklılaşmasında da dikkat çekiyor. Dolayısıyla burada dikkat çekilmesi gereken nokta özellikle durgunluğa karşı, resesyona karşı sürdürülebilirliği sağlamak için birincil ekonomik politika aracı olarak kullanılacak
çok büyük ölçekli sermaye yatırım üzerinde kamu kontrolü gereklidir. Şimdi bunlar aynı zamanda bu firmalar, bu büyük firmalar sadece kar amacıyla hareket etmezler. Sadece o belirsizlikten belirsizlik sorunları bir tarafa, bunlar aynı zamanda proje seçimi konusunda sadece parasal getiriyle sınırlanmazlar. Kriterlere, sanatı, kültürü, eğitime katkıları, işçi sınıfının konut sorunu ve çevre sorunları, yaşam kalitesi ilişkin sorunları da dahil eder. Yani işte özellikle güncel anlamda çevre sorunlarına tekrar belki bu anlamda dikkat çekmek lazım ama işçi sınıfının konut sorunu, işte eğitime katkıları, kültüre katkıları gibi noktaları da yatırım yaparken dikkat alırlar diye. Bu önemli ve özelliği olan alanlarda kamunun payının 3/4 oranında olması belirtiyor. Dolayısıyla yani burada bunu işte yatırımların sosyalizasyonu kavramının burada GNS'teki aşağı yukarı karşılığını ifade ediyoruz. Bu firmaların aynı zamanda evet bunlar kamu firması ama yarın olmasını ve parlaman sadece hükümete değil parlamentoya karşı sorumlu olması gerektiğini belirtiyorlar. Burada bir hatırlatma yapalım. Keynes'in de içinde bulunduğu savaş sonrası hükümette, yani içinde bulunduğu derken danışma olarak içerisinde bulunduğu ve bir başka makalemde de belirttiğim şeyde James Smith, Keynes'in ekolinden liberal sosyalizmin belki de teorisyenlerinden, onun da çok etkin pozisyonunda olduğu şeyde, genel sekreterlik gibi olduğu dönemde İngiltere Merkez Bankası, İngiltere Bankası, efendim Civil Aviation, kömür sektörü, ulaşım, efendim telefon, elektrik, demir ve çelik gibi sektörler kamulaştırılıyor. Yani özelliği olan sektörlerin hemen hemen hepsinin yani Keynes'in de içinde bulunduğu ama tabii Keynes yani dönemin sonuna kadar şey yapmadı. Yani yaşamadı biliyorsunuz. Ama arka planda başka düşünceler, başka düşünürler yanında iki burada Keynes anlamında Keynes'in kendisi ve James Smith'i hatırlatalım. Evet, kamu girişimciliği Ulusal Yatırım Kurulu savunuyor. Uzun vadeli. Yani tam istihdam, adalet, özgürlük, eşitlik çerçevesinde diyor ki devletin sermaye yatırımını doğrudan ve dolaylı kontrol etmesi. Yani bu borsaya karşı bir uzaktan tutum almaya başlamasından ilgili böyle. Dolayısıyla Sosyal Yatırım Kurulu bunun için öneriyor. Böylece onlara kaynak tahsis etmek, ekonomik ve sosyal etkinliği olan projeleri teşvik etmek ve uzun vadede tam istihdamı garanti etmek mümkün olacaktır diyor. Şimdi Keynes'in bir başka görüşü İngiltere Bankası'nın kamulaştırılması. İşte o bahsettim. İngiltere Bankası'nın amacı rantiyenin gelirini savunmak değil, tam istihdamı da
süreklilik sağlamaktır diyor. Ve bunun için diyor, bunun özelleştirilmesi gerekir. Bilenler biliyor, İngiltere Bankası, yani İngiltere Merkez Bankası 1694 yılında kurulmuş en eski ikinci merkez bankası, İsveç Merkez Bankası. Ve bu özel hissedarlar tarafından kurulmuştur. Dolayısıyla doğal olarak onların çıkarlarını temsil ediyor idi. Biraz önce de söylediğimiz gibi 46 yılında kamulaştırıldı, kamu bankası oldu. Ve planlama, bu önemli bir kavram. Şimdi Keynes, kamu girişimciliği, ulusal yatırım kurulu, kamulaştırma falan, bu son geldiğimiz noktada diyor ki ekonomik problemlere karşı tek kalıcı çözüm kapsamlı bir ulusal planlamadır. Şimdi buradaki ulusal planlama Keynes'in yani merkezi planlama anlamında değil, yani Sovyet tipi planlama anlamında değildir. Ama ondan etkilenmiştir, onu söyleyelim. Yine New Deal'den etkilenmiştir Amerika'da uygulanan. Devlet planlamasını anladığı şu: bireylerin uygun alanlarda, faaliyetlerde devlet planlaması, bireylerin uygun alanlarda faaliyetleriyle ücret sisteminin dönüştürülmesiyle uğraşmaz. Kar motivinin atılması gibi işler yapmaz. Onun amacı bireyin diğer bireyler ve diğer bireylerle ve diğer bireylere karşı özgürce faaliyette bulunurken merkezi kontroller yoluyla ileriyi görmesini sağlamak, böyle çevreyi değiştirmek ve koşullandırmaktır. Yani bireysel özgürlüklere, kar motivine, mülkiyet hakkında herhangi bir sınırlama getirmeksizin onların ileriyi görmesini sağlamaktır. Dolayısıyla burada bir anlamda işte devlet planlamasında kastettiği talep yönetimi, bugünkü öne çıkan konumuz finansal istikrar, gelir dağılımı, belirsizlikleri elimine etmek, özel girişim için uygun ortam yaratılması ve tam istihdam için istikrarın sağlanması amaçlanmıştır. Yani bu konularda ne yapacağını söylüyor. Bu ne yapacağını biliyorsunuz. Yani bundan bağımsız ama şey gibi düşünelim. Mesela İskandinav türü kapitalizmde, yani gelir kazandığınız zaman bunun adil gelir dağılımı için kullanılacağını biliyorsunuz ona göre. Yani Norveç tipi veyahut da özellikle tabii Norveç gelir dağılımı adaletinin en yüksek olduğu ülke. Dolayısıyla bu çerçevede planlamayı kastediyor. Ve bu yine sorumluluğun parlamentoya ait olduğunu, yani sonunda hesap verme merciğinin parlamento olduğunu belirtiyor. Şimdi uzun vadeli bakış açısı, yani iktisat bir ahlak bilimidir. İki, iyi yetişmiş bürokratlar vasıtasıyla ekonominin yönetilmesi gerekir. Üç, amaç tam istihdamdır. Sosyal adalettir. Yani şeysi ve bunun kurumlarına, liberal sosyalizm kurumlarına biraz evvel bahsettik. Şimdi genel teoriye doğru hızla gelmemiz lazım. Bunu biraz uzattık. Şimdi demek ki uzun dönem çerçevesinde kısa döneme yaklaşım. Çünkü genel teoride esas şey olarak her zaman böyle tam istihdama ulaşmak için ne yapmak lazım? Durgunluğa karşı ne yapmak lazım? Öne çıkıyor. Şimdi Keynes'in kısa dönem yaklaşıma
Uzun dönem çerçevesinde kısa dönem yaklaşımına genel teoride ve genel teori dediğimiz zaman tabii arkada işte bir 1929 krizini unutmamak lazım. Yani ondan çıkılmış değil. Ve Keynes'in ekonomisinde, yaklaşımında kısa dönemde yani arkada bir genel yani 29 krizinin izleri var. Çünkü genel teoride ekonomi eksik istihdam koşullarındadır. Yani atıl kapasitenin olduğu şeylerdir. Dolayısıyla fiyat mekanizmasından ziyade, fiyat ayarlamasından ziyade çıktı ayarlamasına yönelik bir ekonomi söz konusudur. Şimdi burada 29 krizi arka planda olduğuna göre iki temel yaklaşım farkından bahsetmek lazım. 29 krizi, oradan sonra hemen kendisi geçeceğiz. Bence bu da önemli. Çünkü üçüncü yol arayışında iki yaklaşım var. O dönem için en azından. Ya da çok yaklaşım var. Bizi ikiye ayırabiliriz. Bir Keynes gibi, Keynes'in çizdiği çerçevedeki liberal sosyalizm anlayışı diyelim. İkincisi liberal, klasik liberalizmden gelen iktisatçıların klasik liberalizm çalışmadı ve bu işte daha sonra neoliberalizm diyebileceğimiz o dönem için söyleyelim. Yani şu anda kullanılan neoliberalizm değil, o dönemde onların kullandığı daha başlık olarak Almanya'daki ordo liberalizm, ama bunu aşan bir yaklaşımdan bahsetmek istiyorum. Şimdi bunlar da üçüncü yol diyorlar yaklaşımlarına. Özellikle yani burada benim de üzerine makale yazdığım çok önemli iki kısaçtan bahsedeyim. Birincisi Chicago okulundan Henry Simons. Henry Simons'ın 1934 yılında yazdığı makale Positive Program for Laissez-Faire ve Türkiye'de iktisat eğitimi başlatanlar olduğu için benim özellikle sık sık değindiğim Wilhelm Röpke, Röpke'nin 1932 yılında Almanca yayınlanan, güncel 35 yılında İngilizce yayınlanan ve bulunduğu dönemde İstanbul Üniversitesi hocası olarak yer alan ve Türkçe'ye konjonktür ve buhranlar diye çevrilen yaklaşım. Özellikle burada ikisini de öne çıkartabiliriz. Bunlar kriz konusunda, yani 29 krizi konusunda, acil önlemler konusunda Keynes'ten farklı düşünüyorlar. Acil önlemler. Ama kalıcı çözüm önerisi konusunda, önemli farklılıklar söz konusu. Bu farklılık Keynes'in farklılıklarından hemen başlıklar halinde bahsedeyim, ayrıntısına girmeyeyim. Şimdi örneğin Henry Simons'a baktığımız zaman para işsel, bu önemli. Keynes'te bile yok o kavram, post-Keynesçiler için temel kavramlardan, yaklaşımlardan bir tanesi. Para işsel. Peki ne yapmak lazım? Yani altın standardına geçmek lazım. O sonradan vazgeçiliyor. %100 karşılık sistemi. Dolayısıyla para benzerlerini ortadan kaldırmak lazım. Dolayısıyla parayı dar anlama getirmek lazım. Paranın para yaratmasını engellemek lazım. Yani burada önemli. Paranın işselliği. Ama esas olay şu, bunlar devlete pozitif yaklaşıyorlar, yani liberal yaklaşımdan farklı olarak devletin piyasa ekonomi, yani klasik
iktisat yaklaşımından farklı olarak paranın işselliği nedeniyle bir de piyasaların yapısı nedeniyle diyelim sık sık krizlerin çıkacağını kabul ediyorlar. Yani bir artık doğal düzen yaklaşımı söz konusu değil. Peki devlete pozitif rol yüklerken ne diyorlar? Devlet kuralları koysun. Kuralları koysun ama devlet aynı zamanda işte yani sosyal devlet veya refah devleti olsun. Ama piyasanın işleyişine karışmasın. Ama kurallarını koysun ve bunun kuralların dışına çıkmasına kimsenin izin vermesin. Ve kurala göre politika tam şeyin ifadesiyle daha sonra 70'li 80'li 90'lı yıllarda önemli olan çıkacak kavramı kurala göre politika kavramını kullanıyor Harry Simons. Dolayısıyla fiyat sisteminin işleyişine karışmasın. Bir noktayı daha belirteyim. Simons'ta şu da var. Bu tekellere, oligopollere çok gıcık kapıyor. Eğer yani 29 krizinde tekeller, oligopoller olmasaydı, fiyat sistemi esnek olsaydı, yani rekabetçi piyasa olsaydı, bu sistem krizi atlatabilirdi. Kendiliğinden herhangi bir müdahaleye gereksinim duymaksızın atlatabilirdi. Dolayısıyla işte o devletin kuralları koyarken işte her türlü yoğunlaşmaya, tekelleşmeye izin vermemesi de temel noktalardan bir tanesidir. Temel noktalardan bir tanesi. Şimdi evet, sosyal adalet konusunda klasik liberalizmden çok farklı konumdalardır. Bu %100 karşılık sistemi tartışılır. Konusu yani piyasa düzenlemeleri, piyasada tekelci oligopolcu yapılara izin verilmemesi, yani tam rekabetin bir ideal, bir çok başarılı bir sistem olduğu konusunda fikirler var. Bu biraz bence çok biraz fazla saplantılı bir şey. Ama bunlarda şu yoktur. Fiyat istikrarı temeldir. Yani tam istihdam hedefi yoktur. Tam istihdam hedefi yoktur. Yani çıktı hedefi yoktur. Yani istihdam derken Keynes'te istihdam geliri yaratır ve gider. Bunlarda ise fiyat istikrarı vardır. Fiyat istikrarının sağlanması. Yani Keynes'in onlardan önemli farkı belki de dünya görüşü farkı. Evet, bunlarda da görünmezel çalışmaz ama görünmezelin çalışmasını sağlayacak devlete pozitif rol vererek bir anlamda devlet görünmezeli sağlar. Yani kurallar koyarak, kendisi sağlamaz. Kurallar koyarak sağlar. Buna karşılık Keynes, evet sosyal devlet, sosyal adalet konusunda aşağı yukarı birbirine yakın düşünüyorlar. Tabii Keynes daha, ama Keynes de biraz evvel bahsettiğimiz gibi kamu girişimciliği planlama, ulusal yatırım kurulu gibi kavramlar var. Bunlar da kesinlikle öyle kavramlar söz konusu değil. Ve Keynes'in tabii şeyi temel noktası görünmezen diye bir şey yok, söz konusu değildir. Dolayısıyla iyi yetişmiş bürokratlar vasıtasıyla iktisat mühendisliği diyebiliriz ya da iktisat sanatı diyebiliriz. İyi yetişmiş bürokratlar vasıtasıyla devlet aktif olmalıdır. Mesela aktif politika yaklaşımı. Ama bütün bu politikaları izlerken, aktif politikayı izlerken uzun vadedeki şeyimiz vardı. Başta tam istihdamı koyduk. Ve ona bağlı olarak işte adaleti koyduk, sosyal adaleti koyduk. Dolayısıyla şeyde ise, Keynes'te ise fiyat istikrarı kavramı diye bir şey söz konusu değildir. Yani
piyasanın fiili durumunu, yani eksik rekabet durumunu diyelim, veri alır, temel alır. Dolayısıyla bu durumda çıktı istikrarı nasıl sağlanabilir? Çıktı istikrarından kastettiğimiz tam istihdamı sağlamaktır. Tam istihdam. Çünkü adaletin, özgürlüğün temeli tam istihdamdır. Tam istihdama yöneliktir. Yani ekonomi ve aktif politikaların hedefi, tam istihdama sağlamaya yöneliktir. Bu Keynes yapan nokta budur. Dolayısıyla Keynes'e bu çerçevede yaklaşmak lazım. Yani Keynes'i kısa vadede incelediği için uzun vadeli görüşleri bilinmiyor falan. Yok, aslında uzun vadeli bakış açısından kısa vadeye yaklaşıyor. Tam istihdama. Ve burada öne çıkan şeyi, evet, arka planda tabii 29 krizinin etkileri var. Arka planda ekonominin atıl kapasitede olması var. Arka planda fiyat uyumu değil, miktar uyumu var. Ama miktar uyumunun da, miktar uyumunu sağlayan da devlet. Ama ne doğrultusunda? Tam istihdama sağlamaya yönelik politikalar çerçevesinde. Dolayısıyla burada işte artık kısa döneme daha fazla odaklanabiliriz. Girişimiz 40 dakika oldu ama çıkışımız o kadar olmaz diye umuyorum. Şimdi burada benim de derslerde takip ettiğim Modern Makro İktisat kitabı, bunun sağ olsun Efil Yayınları'ndan İngilizcesi, Türkçesi de var. Türkçesinde bazı problemler var. Ama genel olarak başarılı bir tercüme diyebiliriz. Ve buradaki Keynes bölümünü, Keynes bölümü şeyin özeti diyebiliriz. Yani bir, ne diyelim, textbook düzeyinde özeti diyebiliriz. Oradan bir iki noktayı daha bahsedeceğim. Şimdi Keynes'in temel önermesi ne? Yani kısa dönem açısından baktığımız zaman tabii Keynes'in temel önermesi talep yönetimi. Bir dakika. Talep yönetimi ve talep yönetimi, yani efektif talep ve çarpan kavramı. Efektif talep ve çarpan kavramı niçin önemli? Efektif talep ve çarpan kavramı tam istihdamı sağlamak için. Tam istihdamı sağlamak için önemli. Çünkü Keynes'in dünyasında talep arzı yaratır. Niye talep arzı yaratır? Keynes'in dünyasında ekonomi atıl kapasitenin olduğu, eksik kapasitenin olduğu, yani durgunluk, arka planda durgunluk var. Dolayısıyla durgunlukta resesyon var. Eksik talep var. Böyle bir ekonomide, ekonomi yönetimi de ne yapmak lazım? İşte burada iki kavram öne çıkıyor. Efektif talep kavramı ve çarpan kavramı. Yani bunlar Keynes'in genel teoride, Keynes'in
genel teorideki makro iktisadında öne çıkan kavram şeyi. Şimdi hemen bunlardan kısaca bahsedelim. Keynes'in de basit bir ekonomi var aslında. Yani işte genel teoride iki sektör, hane halkı ve firmalar ve bunların planlanmış harcamaları. C artı I. C artı I. Şimdi Keynes'te tüketim harcamaları, endojen ve temelde pasif, yani edilgen konumunda ve gelir faiz oranından ziyade gelirin fonksiyonu. Gelirin fonksiyonu. Yani klasik iktisattan farklı olarak klasik iktisatta bilindiği gibi tüketim harcaması, tasarruflar ve yatırımlar faiz oranı fonksiyonu. Ken Keynes'ten faiz oranının herhangi bir etkisi söz konusu değil. Gelirin konusu. Belki faiz oranı dolaylı olarak otonom tüketim harcamalarında giriyor. Çünkü orada beklentiler işin içinde, geleceğe ait beklenti, iyimserlik, kötümserlik, tüketim harcamaları arttıran, azaltan faktör. Dolayısıyla burada faiz oranlarının düşüklüğü, belki karların yüksekliği veya kar beklentinin yüksekliği bağlantıları falan kurulabilir. Ama esas olarak odaklanan nokta bu değildir. Ama buradan tabii o bağlantıları da kurmak mümkün. İkincisi yatırım harcamaları. Tabii burada esas Keynes'te istikrarsızlık kaynağı yatırım harcamaları. Tabii bu Keynes bunlara karşı uzun vadeli şeylerde biraz evvel bahsettiğimiz kamu girişimciliği, kamu yatırımları, kamu firmalarından bahsetti. Yatırım kurumlarından falan bahsetti. Ama bu modelde bunlar yok. Yani model özel firmalar üzerine analiz yapıyoruz. Kamu kesimi de yok. Yani G'de yok. Burada yani burada kastettiğimiz özel şey. Dolayısıyla işte o uzun vadede o önerdiği belirsizlikleri azaltmaya yönelik politikalar vesaire vesaire buralarda söz konusu değil. İşte bilindiği gibi sermayenin marjinal etkinliği kavrama. Dolayısıyla burada sermayenin marjinal etkinliği kavramında işte esas olarak modelde istikrarsız değişken, istikrarsız faktör yatırım harcamaları. Çünkü beklentilerin fonksiyonu ve işte burada bir hayvani güdülerden bahsediyoruz beklentiler çerçevesinde. Tabii hayvani güdüler dediğimiz zaman arka planda durgunlukta bir ekonomi olduğu için bir panik, endişe korkusu da söz konusu. Yani bir sürü psikolojisi de söz konusu. Şeyi. Yani özellikle krizin ilk dönemleri için bunu söylemek mümkün. Dolayısıyla burada sermayenin marjinal etkinliğiyle faiz oranlarını karşılaştırma. Burada ekonomide durgunluk olduğu için yani enflasyon fiyatlar değişmediği için hatta deflasyonist bir durum da söz konusu olabilir. Şey yok. Yani reel nominal faiz oranları ayrımı söz konusu değil. Yani her şey reel diyebiliriz. Dolayısıyla burada faiz oranı konusunda beklentiler değişebilir. Sermayenin marjinal etkinliğindeki kar beklentileri de sürekli değişebilir. Dolayısıyla yatırım harcamaları işin oynak kısmına
efendim okyanustaki dalgalanmaların temelini oluşturuyor Keynes'te. Esas şeyi, noktası bu. Ve bir şöyle söyleyelim, Keynes'te bir dolaylı, tam şey değil, bir ayes yaklaşımında olduğunu söyleyebiliriz. Yani tasarruf dediğimiz tasarruf yatırım ilişkileri çerçevesinde. Keynes'te burada önemli bir noktada biraz sonra Say'den bahsederken buna tekrar değineceğiz. Keynes'te tasarruflar yatırımı belirlemez, yatırım tasarrufu belirler. Yani dolayısıyla yani talep belirler. Yani ekonomi şeysi, yatırım arttıkça artar, yatırımlar gelir belirler, gelir de tasarrufu belirler. Halbuki klasik yaklaşımda tasarruflar yatırımı belirler. Yani tasarruf artarsa yatırım artar. Tasarruf azalırsa yatırım azalır. Keynes'te bu nedensellik farklıdır. Yatırım tasarrufu belirler. Yatırım da gelirin fonksiyonudur. Yatırım artarsa gelir artar, istihdam artar. Ve dolayısıyla tasarruflar gelir olduğu zaman tasarruflar artar. Burada buradaki nedensellik klasik modelden tamamen farklıdır ve çok önemlidir. Yani Keynes'i ayıran çizgilerden bir tanesi. Yani geleneksel iktisat yaklaşımdan, klasik yaklaşımdan ayıran temel noktalardan bir tanesi. Evet, tüketim harcamaları gelirin fonksiyonu ve Keynes'in denge durumunda, denge kavramı, denge atılmış bir kavram değildir. Yani bunlar Keynes'te daha derin tartışılan konular. Dolayısıyla denge durumunda toplam gelir, derneşik gelir, toplam harcamalara eşit, planlanmış harcamalara eşit. Dolayısıyla bu şekilde sadeleştirirsek buna ulaşırız. Daha da sadeleştirirsek kappa çarpan 1/1 - C. Dolayısıyla şeyimiz bu, çarpan. Çarpan kavramımız. Böylece delta I'daki bir artış, delta I'daki bir artış, yani modelde G falan yok yani genel teoride, ama o Keynes'in işte uzun dönemde kamu girişimi, kamu firmaları falan yaklaşımdan gibi bunu düşünmek lazım, ama genel teorideki durum delta I'daki bir artış Y'ye bağlı olarak, şey K'ya bağlı olarak, kappaya bağlı olarak, yani çarpana bağlı olarak şeyi arttırır, geliri arttırır. Burada C bilindiği gibi marjinal tüketim eğilimi oluşturur. Çarpanın oluşumu da I'daki bir artışın dolayısıyla gelir arttıracağı, bu gelirin de tüketimi bu kadar arttıracağı, sonra süreçte devam ediyor. Dolayısıyla daha sonraki bunun da gelir arttıracağı, gelir arttırdığı zaman tüketimin bu şekilde artacağı ve böylece nihai olarak Y'deki değişme etki bu şekilde, bunu sadeleştirdiğimiz zaman 1/1 - C'yi ne yapıyoruz? Buluyoruz. Tabii burada çarpan dediğimiz zaman özellikle Richard Kahn'ın altını çizmek lazım. Richard Kahn
çarpanı bulan kimse. O Keynes'in 1930'ların başındaki çevresinde olan 5 genç iktisatçıdan bir tanesi. Piero Sraffa, James Smith, John Robinson ve eşi aynı zamanda Austin Robinson ve bunu şey olarak ekonomik şovunda burada şey yapıyor ve burada crowding out tartışmaları da söz konusu. Bunlara fazla girmeyelim. Evet. Şimdi Keynes'in önemli burada genel teoride bugün de özellikle tartışılan noktalarından bir tanesi parayla ilgili, para piyasasıyla ilgilidir. Keynes'te önemli bir nokta para, para otoriteleri tarafından belirlenir, para miktarı. Dolayısıyla şimdi Keynes'te faiz oranı para piyasasında belirlenir. Evet. Ama burada para arzı kısmına baktığımız zaman Keynes'te yani klasik modelden farklı bir şey yoktur. Yani para arzı kısmından baktığımız zaman Keynes'te para arzı para otorite tarafından belirlenir. Yani buna bugünkü ifadeyle paranın dışsallığı diyoruz. Paranın dışsallığı diyoruz. Yani para miktarı Merkez Bankası'nın kontrolü altındadır. Buna karşılık Keynes'te önemli farklılık para talebiyle ilgili. Para talebinde bildiğiniz gibi yani para talebi dediğimiz zaman Keynes'te kullanılan kavram likidite tercihi kavramıdır. Likidite tercihi ise işlem, ihtiyat ve spekülasyon güdüsüyle para talebi. Burada Keynes'in özellikle katkısı spekülasyon güdüsüyle para talebi. Burada yine yatırımlarda olduğu gibi beklentiler çok önemli. Dolayısıyla para talebi istikrarsızlığını sağlayan noktalardan bir tanesi başlıca kaynağı spekülasyon güdüsüyle para talebidir. Şimdi Keynes'in de önemli bir nokta, çok önemli bir nokta. Şimdi dedik ki efektif talep, efektif talep konusu. Yani çıktığı belirleyen talep, efektif talep konusu, talep konusu. Şimdi ve efektif talepte C ve I ile tanımlanıyor. C ve I ile tanımlanıyor. Onların toplamını veriyor. Ve burada şimdi para politikasıyla ilgili. Yani ne söyler Keynes? Şimdi Keynes şunu söylemek Keynes düşük faiz oranı politikasını savunmuştur. Ama arka planda tekrar belirtelim atıl kapasitenin olduğu, eksik kapasitenin olduğu, durgunlukta bir ekonomi daha çok ele alındığı bir durum onu belirtmemiz lazım. Çünkü biraz sonra da belirteceğimiz üzere Keynes'le tartışmalı alanlardan bir tanesi, yani Keynes'in görüşlerine katılmayan noktalardan bir tanesi belki de diyebiliriz. Keynes tam istihdamda
miktar kuramının geçerli olduğunu belirtmiştir. Yani bunu belirtmemiz lazım. KNES tam İslam koşulları altında miktar kuramının geçerli olduğunu belirtmiştir. KNES'de para yanlıdır. Reel ekonomi etkiler. Ama tam İslam koşullarında etkilemez. Dolayısıyla tam İslam koşullarında klasik modele geri dönüş. Şunu belirtelim, Keynes klasik modelden kastettiği klasik ve neoklasik iktisattır. Keynes neoklasik iktisat kavramını hiçbir zaman kullanmamıştır. Onu bir belki ayrıntı dipnot olarak belirtmek lazım. Dolayısıyla yalnız bir noktayı daha belirtelim. Keynes'te paranın dolaşım hızı sabit değildir klasik modelden farklı bir nokta. Yani V dediğimiz paranın dolaşım hızı sabit değildir. Dolayısıyla klasik modeldeki kısa dönemde sabit olduğu görüşün tam tersine kısa dönemde oynaktır. Yani burada bunu da tekrar belirtmek lazım. Evet, şimdi Keynes amacı dediğim gibi çıktı istikrar. İstihdam, tam istihdam. Dolayısıyla Keynes şunu savunmuş. Tabii ekonomi likidite tuzağı koşullarında olmadığını yapıyoruz ama genel politikası eksik istihdam koşullarında modeli budur. Yani para miktarının artırılması, bunun faiz oranı düşürmesi, faiz oranının düşmesinin yatırımları arttırması, yatırım artışının gelir arttırması, gelirin istihdam arttırması. Keynes'in temel tezlerinden bir tanesi budur. Düşük faiz oranı politikasını savunmuştur. Talebin arttırılmasını savunmuştur. Efektif talebin arttırılmasını savunmuştur. Burada para otoritesine, Merkez Bankası'na önemli rol verir. Tabii ki bunun sınırları olduğu noktayı zaten orada likidite tuzağı koşullarını biliyoruz. Ama kriz karşısında yapılması gereken budur. Yani para miktarını arttırmak. Yani daha doğrusu ekonomi tam istihdamda değilse para miktarını arttırmak. Yani eksik istihdam koşullarında miktar kuramı geçerli değildir. Ama paranın dolaşımı geçerli değildir. Aynı zamanda paranın dolaşımı istikrarsızdır. Sabit değildir. Ancak tam istihdam koşullarında miktar kuramı geçerlidir. Yani miktar kuramını bir base olarak alır. Onu ifade etmemiz lazım. Dolayısıyla yani Keynes sadece likidite tuzağı koşulları altındaki bir ekonomiyi ele almadı. Yani o noktaya gelmeden önce para miktarını artırmak lazım. Yani tabii Keynes de para içsel değil, dışsal, Merkez Bankası tarafından, para otoritesi tarafından belirlenir. Dolayısıyla ama aslında işsel olsaydı da burada artırmak lazım. Yani işsellik görüşü yoktur şeyde ama burada işte dediğim gibi mesela Sinus modelinde olsun, Röpke'de olsun yani burada özellikle Sinus'ta para işsel olmakla birlikte işte kriz karşısında hemen yapılacak şeylerden bir tanesi para miktarını arttırmak, ekonomi durgunluktaysa tabii. O çözüm önerilerini biraz evvel tartıştık, farklılıkların altını çizdik. Şöyle toparlayabiliriz Keynes'in modelini. Keynes'te faiz oranı ve beklentiler. Tabii burada belirsizlik hem
spekülasyon sahipleri para talebinde hem de sermayenin marjinal etkinliği açısından önemli. Dolayısıyla burada iki anlamda da Keynes açısından, kısa dönem açısından istikrarsızlık kaynağıdır. Açıdan da istikrarsızlık kaynağıdır. Önemlidir. Tabii Keynes'teki bilirsizliğin konusuna ayrıca girmek lazım ama ona girmeyeceğiz. Yani o çok şey, yani post-Keynesçi iktisadın da temeli oluşturan bir nokta. Post-Keynesçi iktisat söyleşimizi burada hatırlatalım. Bir de ayrıca belki bu derste, yani normal planımız da var ama YouTube'da belki yaparız. Ayrıca ders olarak yaparız. Orada belirsizlik konusunu ayrıca açabiliriz. Bu çok önemli bir nokta. Ve faiz oranı para piyasasında belirleniyor. Para arzı dışsal. Tekrar belirtelim. Ama V sabit değil. Ve bunlar birbirini etkiliyor. Tabii. Yani bu da yatırımları belirtiyor. Tabii özel yatırımlardan bahsediyoruz. Uzun dönemde bahsettiğimiz veya liberal sosyalist görüşlerinde bahsettiğimiz kamu firmaları falan gibi kavramlar burada söz konusu değil. Yani bu analizde söz konusu değil. Ama bunların ne kadar önemli olduğunu, aslında çözümlerle bir kısmının temelinde bu oluşturduğunu tekrar belirtelim. Ve efektli talebin diğer kalemi tüketim harcamaları. Tabii burada modelde dikkat ettiyseniz harcanabilir, kullanılabilir gelir gibi bir kavram söz konusu değildi. Çünkü E eşittir C artı I idi. Tabii bugünkü literatürde orada kullanılabilir gelir diyoruz. Dolayısıyla tek vergi politikaları harcanabilir geliri ne yapıyor? Etkiliyor. Ve aggregate planlanmış harcamalar, efektif talep. Bugünkü anlamda buraya kamu harcamalarını getiriyoruz. Ama kendisi modelinde böyle bir şey yok. Bu da talepte çıktığı belirliyor. Çıktı ve istihdamı belirliyor. Derneşik talebi ve istihdamı belirliyor. Bir şekilde şey yapayım, göstereyim. Şekil olarak burada da bir tam bir lisans düzeyi, dolayısıyla bazı burada bahsettiğimiz burada yok ama Keynes'teki akıl yürütme biçimini buradan başladı şey yapabiliriz. Bu grafikte özetleyebilir gibi geliyor bana. İşte para piyasasında faiz oranı belirlenmesi. Burada belirsizlik konusu yok. Beklentiler konusu yok. Çünkü bu bir lisans düzeyi yaklaşımı ama zannediyorum çok da bir hatalı durum değil. Keynes'te evet bir AES ilişkisi vardır. Yani elem ilişkisi yoktur ama o tartışmayı bundan sonraki derste yapacağız. AES ilişkisi ve faiz oranı yatırımları. Yatırımlar geliri, gelir de tasarrufları belirliyor. Böyle bir şey, Keynes'in sistemini özetlemek mümkün. Evet. Yavaş yavaş bitirelim. Ama burada bir iki nokta daha belirteyim. Emek piyasası analizlerine burada girmeyeceğim ama yani kitabı tavsiye ederim.
Tabii burada tabii sık sık zaten belirttik. Keynes'in şey yasasına eleştirisi. Burada çok yorumlar var. Keynes'in aslında şeyi okumadan bunu belirttiği şeklinde falan. Biz o tartışmalara girmeyelim ama yani çok sert eleştirilerde bulunduğunu biliyoruz şeye. Burada temel nokta, tabii bu da ilk eleştiri şeyi aslında bilenler biliyor, Malthus tarafından yapıldı. Yani çağdaşı iktisatçı Malthus tarafından yapıldı. Keynes'in belki de görüşlerin kaynağı da oradan kaynaklanıyor. Burada işte, tam tersine talep arzı belirler, arz talebi belirler değil. Çünkü Keynes'in dünyasında istihdam konusu temel konu. Miktar kuramı konusunu özetledik. Miktar kuramı şeyi. Bu ama tekrar belirteyim. Miktar kuramını. Keynes miktar kuramını reddetmemiştir. Maalesef reddetmemiştir de diyebiliriz. Ama Keynes miktar kuramının tam istihdam koşulları altında geçerli olduğunu söylemiştir. Yani miktar kuramında belirten efendim Y'nin sabit olması, V'nin sabit olması koşulları Keynes'in dünyasında geçerli değildir. Ama ekonomi tam istihdamdaysa geçerlidir. Onu belirtmek lazım. Keynes'te para yanlıdır. Belirteyim. Şimdi Keynes'le ilgili iki noktadan bahsedeceğim. Birincisi, Keynes'in dünyasının da efektif talebin, talep yönetiminin ve çarpanın temel olduğunu, arkada bir deflasyon açık yaklaşımın olduğunu belirtmiştim. Genel teorideki Keynes'ten bahsediyoruz. Şimdi Keynes 1940 yılında şöyle bir çalışma yaptı. Savaşın finansmanı. Ve burada yeni bir kavramdan söz etti. Enflasyonist açık kavram. Ve burada genel teoriden çok farklı olarak mali kısıtlamadan bahsetti. Zorunlu tasarruf kavramından söz etti. Buradaki zorunlu tasarruf kavramı Avusturyoko ve Yüksel anlamında değil. Avusturyoko'yu incelerken bu da değineceğiz. Yani burada mali kısıtlama, mali sınırlarından bahsetti. Dolayısıyla burada talep yönetimi kavramı, efektif talep kavramını aslında genel teoride arkada bir başka ekonomi var. Halbuki savaş döneminde bir başka ekonomi var. Savaş dönemindeki bir ekonomide tam tersine o mali genişlikleri tam tersine mali kısıtlamalardan, zorunlu tasarruflardan bahsetti. Enflasyonistlikten bahsetti. Onun için yani Keynes'i yorumlarken böyle talebi artırmaya takılı kaldı diye de düşünmemek lazım.
Bu önemli bir nokta. İkinci bir nokta, şimdi uluslararası makro iktisatçı olarak Keynes. Bu çok önemli bir nokta, biliyorsunuz bilinen bir nokta. Keynes, Brüt Umut Sistemi, Keynes Planı, White Planı falan. Şimdi Keynes planı bu şeyden, sistemden sonuçta Brüt Umut dediğimiz sistem, evet, taraflar imza atmıştır. Ama kabul edilen plan White planıdır. Keynes planı değildir. Şimdi bu Keynes'in önerilerini tekrar tekrar okunmasını öneririm. Keynes önerilerinde sadece cari açık veren ülkeler değil, cari fazla ülkelerin de cezalandırılmasını içeren bir model geliştirmiştir. Bu sisteminde, işte onun çerçevesinde kurulan IMF modelinde söz konusu değildir. Yani Bretton Woods sistemindeki IMF'den söz ediyoruz. Peki dünya parasını savunmuştur. Yeni bir paradan bahsetmiştir. Yani dolar standardı sistemini savunmamıştır. Ama bence onun ötesinde önemli bir noktadan ben burada söz edeceğim. Bu Nobel ödülü alan James Smith'in karalamalarından. Şimdi burada Keynes neyi savundu? James Smith burada hemen belirtelim. Yani Keynes planının hazırlanmasındaki en önemli figürlerden bir tanesidir. Yani James Smith'in son dönemlerinde özellikle uygulamacı makro iktisatçı ve İngiltere İşçi Partisi hükümetinin ya yani savaş sonrası kabinesinin önemli ekonomik danışmanlarından James Smith de daha da yüksek pozisyondaydı. Yani dönemlerinde bu kabinede genel sekreter diyebileceğimiz bir pozisyonda idi. Ve 77'deki Nobel İktisat Ödülü Brüt Umut Sistemini modelleştiren Uluslararası İktisat kitabını yazmasından dolayıdır. Benim söyleyicilerimde liberal sosyalist James Smith öne çıkmakla beraber James Smith'in iktisada önemli katkısı uluslararası iktisat alanında Brüt Umut temelli Uluslararası İktisat kitabını yazmasıdır. Şimdi James Smith'e diyorlar ki Keynes'in Brüt Umut'ta önerdiği model neydi? Şimdi burada 2 3 4'e girelim. Sonra 1'e dönelim. Ödemeler bilançosunun ayarlanması. Ayarlanabilir sabit kur sistemi. Bunu kim yapacak? Uluslararası para fonu yapacak. Uluslararası ticaretin geliştirilmesi. Bununki nasıl olacak? Tarifelerin azaltılması. Uluslararası Ticaret Örgütü. İktisadi gelişme. İşte, bunu kim yapacak? Dünya Bankası. Şimdi esas olay budur. Arkadaşlar. Bu arada yavaş yavaş bitireceğiz. Soru sormak isteyen varsa yazabilir. Ben şeyden izliyorum. Aynı zamanda YouTube'dan. Tam istihdam amaç. Bunu kim yapacak? Talep yönetimi. Ulusal hükümetler. Görüldüğü gibi Keynes'in Brüt Umut sistemindeki sisteminin kaynağı, yani
Bretton Woods sisteminde de, yine uluslararası ekonomik düzende de temel kaygısı tam istihdam. Dünya barışıdır, dünya adalettir. O da tam istihdam kaynaklıdır. Yani fiyat istikrarlı temelli bir model değil, tam istihdam modelli bir model geliştirmiştir. Çıktı istikrara temelli bir model önermiştir. Keynes planının temeli budur. Bu da Keynes'in 1944 yılında, yani Rus görüşmelerinde de ne kadar daha önceki görüşlerinden, yani işte 32'deki, 36'daki veya daha önceki görüşleriyle aslında uyumlu hareket ettiğini göstergesidir. Böylece son bölüm hariç, yani son 5 dakika hariç bir enflasyonun saçık ve Keynes'in Bretton Woods uluslararası makrocu olarak rolü hariç, Keynes'in genel teorideki yaklaşımını kısaca özetlemiş olduk. Makro iktisat yaklaşımını özetlemiş olduk. Böylece dersi bitiriyoruz. Tabii ki bu dersler sürpriz derslerle devam edecek. Teşekkür ediyorum ve kapatıyorum.